dağılıyor. Gördünüz mü? Normal şekilde bunun tabaka halinde kalması mı gerekiyor? Tabii müsilajda bu böyle tabakalaşır. Yani ne gibi olur? Jöle yerdik ya, jöle gibi olması lazım. Bazen hani oranı tutturulamayan jöle ama. Yani tam jöle kıvamında olmaz. Evet. Yalnız İstanbul'daki olayda Tekirdağ'da vesaire tam jöle olduğu noktalar var. Yani batmıyor işte örnekleme cihazı. Evet, bazı bitmiyorlar. Sallabiliyor. Dibde denize ulaşamıyor. Aynen öyle. Aynen. O çok kötü. Dağılıyor kendisi. Aynen kek yaparken hani yumurta koyup çırpma sonucu oluşan köpüğün aynısı. Tamamen tepkiden olduğunu düşünüyorum. Varınız üzerine buraya geldik. Long Beach bölgesi, yeni balıkçı barınağı diyelim. Bu bölgeye geldik. Endişelenmekte haklısınız. Normalin dışında bir görüntü bu. Ama biz buna deniz köpüğü diyoruz. Bazen bu deniz köpüğü bayağı şeydeki gibi nedir? Deterjanla yıkama yaptığımız andaki gibi köpük olabilir. Daha sonra yine lavabonun içinde kalıp da çöken köpük gibi gördüğünüz gibi çöküyor. Çöküp kalacak. Birazdan da açık denize ulaşırsa burada kanallar açık, sirkülasyon var. Birazdan iyice kaybolmasını bekleriz bunun. Köpüğün sebebi protein ve yağlardır. Protein ve yağlar herhangi bir çırpma etkisiyle. Aynen pasta yaparken yumurtaları koyarsınız da çırparsınız ya mikserle. Aynen bir çırpma etkisiyle denizdeki fitoplankton, zooplanktonun veyahut da bentlikteki başka canlıların çırpılması ve içindeki bünyelerindeki proteinin, yağların karışması ve köpüklenmesi nedeniyle olur. Benim tahminim orada yine bu balıkçı barınağının sizin dediğiniz gibi restorasyonu ya da yenileme çalışması kapsamında yapılan faaliyet oradaki kumların, çamurun, taban çamurunun alınması, taşınması ve şeklinde bir hareketlendirme var. Benim tahminim oradaki hareketin oluşturduğu bir köpük bu. Peki hocam sorayım sizlere. Şimdi Türkiye sahillerinde bir tehlike deniz salyası. Bizim sahillerimiz içinde benzer bir tehlike var mıdır? Ulaşması bekleniyor mu? Ve bunun tehlikesi sebepleri nelerdir bizim için? Ben tam o deniz salyasının oluştuğu yer, ağırlıklı olarak oluştuğu noktalarda çalışma yapıyorum. Bir projem var. Bu senenin olayı değil. Yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye'de yetkilileri zaten uyarıyorduk. Çok dikkate ya alınmadı ya alınamadı. Neden? Çünkü Marmara'nın etrafını düşünürseniz İstanbul, işte Tekirdağ, Bandırma vesaire. Hem kalabalık şehirler hem de sanayinin, üretimin çok yoğun olduğu yerler. Maalesef Türkiye'de atıklar doğru. Bazı yerlerde arıtılıyor ama arıtılamadan denize verilen sistemler de var, deşarj sistemleri de var. Ve Marmara neredeyse kapalı bir deniz. Sadece Boğaz ve Çanakkale'den iki tane giriş çıkışı var. Onlar da çok incecik kanallar. Bakın buradaki şu kapalı sayabileceğimiz sistemde bile köpük nasıl birikti bir anda. O Marmara'da bunun büyüğü içeride yıllardır. Yani belki de 100 yıldan fazla bir süredir bütün atığı topluyor ve biriktiriyor. Müsilaj bundan 4 yıl önce yaptığımız bir çalışmada çok artmıştı. Müsilajın sebebi şu, birkaç çeşit fitoplankton var. Bu fitoplankton
denize verilen deşarjla birlikte azotlu, fosforlu yükle birlikte artıyor. Arttıktan sonra bunun sonu mu, yani her türlü popülasyonun artışı sonu ölümdür, risktir. Ona karşı olarak kendi kendisine strese giriyor ve stresle birlikte salgılıyor bunu. Dediğim gibi geçtiğimiz 3-4 yıl önce başlamıştı. Fakat bu sene doruğa çıktı. Hem hava sıcaklıklarının biraz yükselmesi, hem de deşarjın durdurulamaması sebep oldu. Bazı noktalarda durum çok kötü, yapış yapış ve müsilaj tabana kadar ulaştı, tabanı da etkiliyor. Bütün o suyun fiziksel, buna biz deniz suyu parametreleri deriz, parametrelerin hepsini değiştiriyor. Oksijeni, içerideki aydınlığı, pH'yi, asiditeyi vesaire büyük bir yıkımdır, büyük bir sorundur. Bizim sularımızla ya da bizim sularımızda da görünebilir mi? Biz buralarda dalış yapıyoruz. Dönem dönem müsilajı biz de görürüz. Küçük miktarlarda, çok küçük miktarlarda. O doğaldır. Sadece bu fitoplankton değil, bazı yumuşakçalar da bunu yapar. Dönem dönem dalarken derinde de olur. Bu 30'da, 40 metrelerde de olur. Bu normaldir. Ancak Marmara'daki gibi müthiş o müsilaj Kıbrıs'ta bizim sularımızda olması çok zordur. Neden? Akdeniz'in suları çok berraktır. Bununla birlikte bizim herhangi bir endüstriyel atığımız, deşarjımız da yok. Sadece şehirlerden verdiğimiz bazı noktalarda iyi arıtma yapılmıyor. Onu biliyoruz. Bazı kurum ve kuruluşlar açıklamalar yaptı. Dikkatli olun, bak size de, bize de gelebilir gibi. O kadar ağrı olmaz. Ama denize yapacağımız deşarjlarda dikkatli olmalıyız. İyice arıttıktan sonra verilmesi gerekiyor bunun, bu tip suların. Hasbolat'ta tesis yenileniyor, onu biliyoruz. Ama bununla birlikte deniz kenarında bir takım tesisler var. Belki ana kanalizasyonu verebilecekler. Deniz deşarjı yapılabilir. Dünyanın her yerinde yapılır bu. Ama iyice arıttıktan sonra yapılır bu deşarj. Onlara dikkat edilirse Kıbrıs için bir sorun yok.